58.500 çeşit ürünle sizlere hizmet eden STM mağazaları Nöbetçi Eczaneleri sunar. ...58.500 çeşit ürünle sizlere hizmet eden STM mağazaları Nöbetçi Eczaneleri sundu. Eski telefonunu alıp yerine yenisini veren STM mağazaları ana haberi sunar. Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Kitap okuma seferberliği hane ziyaretleriyle devam ediyor. Sivas Belediyesi Kıbrıs gazilerini Kıbrıs'a gönderdi. Jandarma ekipleri kaçak avcılara geçit vermiyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Sivas Valiliği öncülüğünde başlatılan Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisleri projesi kapsamında Annem Varsa Ben de Varım kitap okuma seferberliği hane ziyaretleriyle devam ediyor. Sivas Valiliği öncülüğünde başlatılan Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisleri projesi kapsamında Annem Varsa Ben de Varım kitap okuma seferberliği hane ziyaretleriyle devam ediyor. Anne olarak evet. Ona şahitlik ederim dedik. İnşallah. Anneannesi. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Kuzenleri falan geldiler uzaktan 15 saatlik. Evet. Onlarla beraber biraz zaman geçirsin diye normalde bazen çıkartıyoruz. Düşman askerlerimize göz açtırmıyormuş. Öylesine cesurmuş ki Mehmet Çavuş. Akkay ailesinin evine konuk olan Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül, aile fertleriyle bir süre sohbet ettikten sonra başlatılan projenin öneminden bahsederek aileye bilgiler verdi. Olacak gibi değil. Bu işi önlemek için bir plan yapmışlar. Üzerine yerleştirip sol eliyle yazmaya çalışmış ama nafile. Taraftaki sedyede yatan askerin sol kolundan kopuk olduğunu görünce görüyorum ki senin sağ elinde sağlam kalmış arkadaş. Benim sağ elim... İl genelinde 58 bin adet kitap dağıtımı yapılarak başlatılan bu uygulamayla öğrencilere ve ailelerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı, aile içerisinde iletişim sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Vali Davut Gül, çocuklarımız kitaplarını okuyacak, ardından ailesiyle değerlendirmesini yapacak, dolayısıyla günün belli bir saatinde televizyon ve sosyal medyadan kopan anne baba ve çocuklar birbirleriyle kitap üzerine konuşup sohbet edecekler dedi. Bu vatanı çocukları ve gençleri boş vakti doldurmak için değil, kitap en dolu vakitte okunmalıydı. 10-15 dakika kitap okuyacak, 10-15 dakika değerlendirme olacak.
Dolayısıyla ailecek hem baba hem anne televizyondan, bilgisayardan kopuk çocuğuyla ilgilenecek, birbiriyle konuşmuş olacak. Çocuk kitap okumak olacak. Yani şöyle olmuyor. Çocuk yan odada kitap okusun, biz burada televizyon izleyelim. Öyle bir şey yok. Ama çocuk kitap okusun. Evet. Maalesef olmuyor. Yani anne fedakarlık yapacak, baba fedakarlık yapacak. Ziyaret esnasında Halil Rıfat Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Melih Berk Akkaya, "Annem varsa ben de varım" hikaye kitabından bir bölüm okuyarak Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül'e kitapta yer alan Aysun karakterinin başından geçen olayları anlattı. Tablete bilgisayarı çok bağımlı oluyordu. Annesi sabahtan akşama kadar televizyon izliyor. Babası geceden sabaha kadar kahvehaneden gelmiyor. Abisi de bilgisayar oyun peşinde koşturuyor. Ablası da telefon bağımlısı oluyordu. Aysun tek kalıyordu. Yarı yıl tatili süresi boyunca çocuklara bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunarak eğitim hayatlarında başarılar dileyen Gül çifti, kitap okuma etkinliğine gösterdikleri ilgi nedeniyle aileye teşekkür etti. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan ve gazilik ünvanına erişen Sivaslı Kıbrıs gazileri, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın girişimleriyle gerçekleştirilen gezi programı kapsamında Kıbrıs'a gönderildi. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan ve gazilik ünvanına erişen Sivaslı Kıbrıs gazileri, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın girişimleriyle gerçekleştirilen gezi programı kapsamında Kıbrıs'a gönderildi. Şimdi artık onun mukafatı neyse, nasılsa, tabii onu biz idrak edemiyoruz. Sadece onlar şunu derlermiş, biz tekrar dünyaya gidip tekrar şehit olarak gelmek isteriz. Yani bundan güzel tarif olmaz diye düşünüyorum. O yüzden... Gezi öncesi Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Izal ve aynı zamanda Kıbrıs Gazisi olan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ağızkalı ile geziye katılacak gaziler, Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti. Başkanım. Bir şey hariç dedi, şehitler. Ziyarette konuşan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ağızkalı, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda canını dişine takarak, karda, çamurda, yağmurda, bu vatan ve bu bayrak için orada canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Güneydoğu'da Zeytin Dalı Harekatı varken biz bu programa gezi değil ziyaret demek istiyoruz. Çünkü biz oraya gezmeye değil ziyarete gidiyoruz. Bunda emeği geçen Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a bu Kadir Şinas davranışından dolayı teşekkür ediyorum dedi. Efendim biz Kıbrıs gazileriyiz. Muharip gazileriz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın bu yıl 44. yıl dönümündeyiz. 44 yıl geçti arkadaşlarımız, bizler orayı gidip orada 500 tane şehitimiz var Kıbrıs'ta. Efendime söyleyeyim, orayı arkadaşlarımız savaştıkları yerleri, şehitlerimiz ziyaret için bir bu gezi değil. Yani ziyaret, buna gezi demiyoruz. Çünkü Güneydoğu'daki bu harekat varken gezi demiyoruz biz. Biz bu ziyaret için gidiyoruz. Şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. Bunda emeği geçen saygıdeğer Sivas Belediye Başkanımız Sami Aydın Bey'e bu Kadir Şinas davranışından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bizim bütün masraflarımızı karşılayıp ve 40 tane gazimizi yarıya bölerek birinci dönemde 20'si, 20, birinci, ikinci dönemde 20'si gitmek gelmek üzere bunları götürüp her bir masraflarımızı karşılayıp götürüp getirip getirdiği için ben kendilerine Sivas Belediyesi'ne ve başkanımıza saygı, sonsuz selamlarımı sunuyorum. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Izalsa, Sayın Başkanımızın Sivas'ta bir ilki gerçekleştirerek muharip gazilerimize böyle bir program düzenlemesi Sivaslı gazilerimiz adına büyük bir şans. Ben başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki bu önemli günlerde şehit aileleri başta olmak üzere gazilerimize sahip çıkılması bizleri mutlu ediyor dedi. Gazilerimize ve şehitlerimize sahip çıkılması bu bizim açımızdan çok önemli. Ve bu duyarlı davranışı gerçekten Sivas Belediye Başkanımız sürekli bizim arkamızda, sürekli bizlerin sorunlarını, sıkıntılarını her zaman dile getiriyor. Ve bu anlamda bizim getirmiş olduğumuz sıkıntıları da kendileri bunu Sivas adına yapması bizleri tabii ki onur etmiştir. Kıbrıs gazilerimizin Kıbrıs'a gönderilmesi noktasında da her türlü desteği vermesi
Kadir Çinastır ve Sivas adına ve biz üyelerimiz adına da şahsım da Sayın Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sizlerin yaşadığı heyecanı ben de yaşıyorum diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Sami Aydın da tüylerim diken diken oldu desem yalan olmaz. Bu programın Zeytin Dalı Harekatı'na denk gelmesi de programın anlamını bir kat daha artırmış oldu dedi. Sizlerin yaşadığı heyecanı emin olun şu an ben de yaşıyorum. Tüylerim diken diken oldu desem yalan olmaz. Tabii bu programı biz Afrin Harekatı'ndan önce, Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce planlamıştık. Gazilerimizin talebi üzerine Sivas'taki Kıbrıs gazilerimizin tamamını davet ettik. Ancak 40 tane gazimiz katılabileceklerini bize bildirdiler. Biz de iki grup şeklinde bu ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Zeytin Dalı Harekatı'na böyle denk gelmesi de böyle bir programın anlamını bir kat daha artırmış oldu. Gaziler daha sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından Sivas Belediyesi önünden yola çıktı. Sivas Muharip Gaziler Derneği üyesi Kıbrıs gazileri Suriye'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de PKK-PYD, YPG ve DH terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na Kıbrıs gazilerinden de destek geldi. Dikkat edin bak, askerlerimiz bayağı ilerliyor. Çok şükür yani. Başka benimseyerek giriyoruz arkadaşlar. Biz de Kıbrıs'ta savaşmıştık. Allah Allah sesleriyle. Muharip Gaziler Derneği mensupları gönüllü olarak harekata katılmak istediklerini, Kıbrıs harekatından dolayı tecrübeli olduklarını belirterek kendilerinden destek alınması gerektiğini söyledi. Maşallah askerlerimize. Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ağızkalı, hainlerin şımardıklarını ve aynı durumun Kıbrıs Harekatı'nda da olduğunu dile getirerek, hükümetimizin aldığı kararları canı gönülden destekliyoruz. Bu hainler şımardılar. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Balyoz gibi tepelerine indik diyerek sözlerine şöyle devam etti. Biz bu hainleri, ayrı bunlar şımardılar. Bunlar Kıbrıs'ta da olmuştu. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Balyoz gibi tepelerine indik. Türk kahramanları da şimdi buradaki Afrin'deki adileri kafasına bir balyoz gibi indiler. İnşallah muvaffak olacaklar. Oldular da. Onları canı gönülden destekliyoruz ve askerlerimizi her zaman destekliyoruz. Biz de isterlerse, bizim yetkililerimiz isterlerse istediğimiz zaman elbiselerimizi giyeriz, asker elbisemizi giyeriz, silah versinler, biz istediğimiz zaman da gideriz. Kıbrıs gazisi Nihat Erenler de Kıbrıs gazileri olarak tekrar göreve çağrılmaları durumunda gidebileceklerini ifade ederek, şu anda ülkemize sızmak isteyen ve bayrağımızı yere indirmek isteyen, ezanlarımızı dindirmek isteyen hainlere Türkiye'nin, İslam'ın ve Türk milletinin ne olduğunu anlattık. Bunu dünya da öğrendi. Bunlar biz Kıbrıs'tayken Almanlar, Amerika ve diğer devletler bizim silahlarımızı kullanamazsınız diyorlardı dedi. Kendi insan haklarını ihlal ederek bize barbar ismi koyan bu Amerika ve Avrupa Birliği, Avrupa devletleri bizim ne olduğumuzu 74'te İstiklal Savaşı'nda, Çanakkale'de ve Kıbrıs'ta 15 Temmuz'da ne olduğumuzu gördüler ve hala da görmekteler. Türk milleti her zaman için onuruyla yaşamış ve onuruyla yaşamakta ve vatanını en son kanının son damlasına kadar savunmaya müktedirdir ve bunu yapmaya hepimiz de hazırız. Biz şu anda en küçüğümüz 63-64 yaşındayız. Bize görev verildiği an, hükümetimiz, askeriyemiz ve genelkurmayımız görev verildiği an biz bütün arkadaşlar ve ben kendi şahsım adına göreve hazırız. Elbiseleri giyip hatta bizden yararlanmaları lazım. Çünkü biz bu hayatı, bu savaşı yaşadık. Şu andaki ülkemize sızmak isteyen ve bayrağımızı yere indirmek isteyen, ezanlarımızı dindirmek isteyen, susturmak isteyen hainlere Türkiye'nin, İslam'ın, Türk milletinin ne olduğunu anlattık. Bunu dünya da öğrendi.
biliyorsunuz Almanlar, Amerika ve diğer devletler bizim silahlarımızı kullanamazsınız diyorlardı. Ama bugün bütün silahlarımız, kendi imalatımız, Türkiye'de çıkan silahlarımızı kullandık. Ve Avrupa şu anda parmak ısırıyor. Sivas'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına ilişkin davada yargılanan, meslekten ihraç edilen polis memuru 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sivas'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına ilişkin davada yargılanan, meslekten ihraç edilen polis memuru 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu eski polis memuru Ramazan G ile tutuksuz yargılanan eski polis memurları M'd, eşi F'd, avukatları ve yakınları katıldı. Önceki ifadelerini tekrarladığını belirten Ramazan G, "Darbecileri kınıyorum. Böyle bir suçtan yargılanmak onurumu incitti. Ben cezaevine girince ailem mağdur oldu. Baylok programını kullanmadım. Bankası hesabımı 2014'te kapattım. 17,5 aydır tutukluyum, suçsuzum. Vatanıma 24 yıl şerefimle hizmet ettim. Emekliliğimin tadını çıkaramadım. Tahliyemi talep ediyorum," dedi. Mahkeme heyeti Ramazan G'ye silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Ramazan G'nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesini kararlaştırdı. Heyet aynı dosyada yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanıklardan eski polis memuru MD'ye 2,5 yıl, eşi FD'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sivas'ta jandarma ekiplerince kaçak avcılara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda usulsüz avlandığı tespit edilen avcılara 28.076 lira para cezası kesildi. Jandarma ekiplerince kaçak avcılara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda usulsüz avlandığı tespit edilen avcılara 28.076 lira para cezası kesildi. Jandarma komutanlığı ekiplerince yeni av sezonunda kaçak ve usulsüz avlanmanın önlenmesi ve vatandaşların huzurlu bir ortamda av yapabilmesi maksadıyla devriye faaliyetleri sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler 15 Eylül-31 Aralık 2017 tarihleri arasında il sınırlarında kalan av sahalarında 876 önleyici kolluk devriyesi düzenleyerek 53 olayda kaçak ve usulsüz avlandığı tespit edilen şahıslara kara avcılığı kanununa muhalefet suçundan 20.226 lira, su ürünleri kanununa muhalefet suçundansa 7.850 lira para cezası olmak üzere toplam 28.076 lira para cezası kesti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi etki alanını genişletmeye devam ediyor. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına ilgi oldukça yoğundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin kamuoyuna duyurulması ve yaygınlaştırılması amacıyla toplantı düzenlendi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediye başkanları, kaymakamlar, okul müdürleri, Kadı Burhanettin Öğrenci Temsilcilikleri üyeleri, Sivas Gönül Elçileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Toplantıya geçilmeden önce atık maddelerle ilgili bir sinevizyon sunuldu. Koordinasyonu ile
sıfır atık projesini başlatıyoruz. Sayın Bakanımız başta olmak üzere projeye emek veren herkese tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sıfır atık projesi sadece bir çevre duyarlılığı çalışması değil, insanlığın geleceği adına bir sorumluluk hareketidir. Ardından konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimize de başlatılmıştır diyerek sözlerine şunları ekledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de başlatılmıştır. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisinde yaşıyoruz. Bu coğrafya maddi ve manevi birçok değeri barındırmaktadır. Yaşadığımız yerin kıymetini bilmeli, ona göre zenginlikleri kurmalıyız. İsrafın önüne geçmek, evimizde, okulumuzda, iş yerimizde, kısacası yaşadığımız her yerde bilinçli tüketim alışkanlığını hayata geçirmek adına sıfır atık sloganıyla yola çıktık. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, sıfır atık projesinin önemine değinerek, 90'lı yıllarda vahşi depolanma dediğimiz atıkların toplandığı alanın patlaması sonucu çok ciddi sorunlar yaşanmıştı. O günden yola çıkılarak bugün atıklarımız artık daha güvenli alanlarda depolanıyor ve ülkemiz için ciddi manada enerji elde ediliyor dedi. Ülkemiz her alanda olduğu gibi çevre konusunda da son yıllarda çok ciddi gelişmeler gösterdi. Hatırlarsınız birçoğunuz, 90'lı yıllarda vahşi depolama dediğimiz atıkların bir araya getirip toplanmasıyla patlaması sonucu çok ciddi manada can kayıpları ve mal kayıpları olmuştu. O günden yola çıkılarak bugün artık atıklarımız daha düzenli alanlarda depolanıyor. Sadece depolanmakla da kalmıyor. Bunlardan çok ciddi manada ülkemizin ihtiyacı olan enerji elde ediliyor. Sivas'ımızda da Seyfebeli'nde daha önce vahşi depolama olarak kullanılan alan rehabilite edilerek bugün ülkemizde ihtiyaç olan çok küçük miktarda bir enerji de elde edilmesi sağlanmış oluyor. Bu hususta da katkılarından dolayı Sivas Belediye'mize ve Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. İşin ekonomik boyutuna değinen Belediye Başkanı Sami Aydın, bizden sonraki nesillere iyi bir ülke bırakma arzusundayız. Özellikle anne babalar çocuklarına iyi birer miras bırakma mücadelesi veriyor. Ama teneffüs edeceğimiz hava iyi olmazsa bizim çocuklarımıza bıraktığımızın ne önemi var diyerek şunları kaydetti. Önce bu açıdan çok önemli bir proje. Tabii işin ekonomik boyutu da çok önemli. Hepimiz bizden sonraki nesillere iyi bir ülke bırakma arzusundayız. Özellikle anneler babalar çocuklarına iyi miras bırakma mücadelesi veriyorlar. Anne baba olan her insanın temel hedefi benden sonra çocuklarım daha iyi şartlarda yaşasın diyoruz. Ama teneffüs edeceğimiz hava iyi olmazsa biz çocuklarımıza bıraktığımızın ne önemi var? İçtiğimiz su iyi olmazsa, hatta su olmazsa ki bu da çok önemli. Ya maalesef insanlar bu suların veya Allah'ın bize lütfettiği doğal kaynakların sınırsız olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Ardından konuşan Sivas Valisi Davut Gül, bu proje bizim geleceğimizdir. Herkesin duyarlı olması gerekiyor. Geldiğimiz teknolojik noktada aslında çöp diye bir şey yok. Değerlendirilebilen atıklar var ve yine evsel atıklar olarak değerlendirdiğimiz atıkların da bir maliyeti var diyerek şöyle devam etti. Bütün vatandaşlarımızın 80 milyon hayatını ilgilendiriyor. Belediye Başkanı söyledi. Çevre Şehircilik İl Müdürümüz söyledi. Bunun bir ekonomik değeri var ve bu ekonomik değeri kendi elimizle çöpe atıyoruz. Geldiğimiz teknolojik noktada aslında çöp diye bir şey yok. Değerlendirilebilen atıklar var ve yine evsel atık olarak kabul ettiğimiz, çöp olarak kabul ettiğimiz atıkların da bir ticari değeri var. Konuşmaların ardından Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi'nde olan 4 öğrenci başkana okullarına götürmeleri için atık kutusu verildi. Evet.
Sivas Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Ziraat Odası Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin Dağ başkanlık etti. İlçe Ziraat Odası Başkanlarının da katıldığı toplantıda gündem Afrin operasyonu düzenleyen kahraman Mehmetçikler oldu. Dilekçesini vermeyelim. Dilekçe vermemişler sadece. İşte şimdi yaşayan da gördüğünüz zamanlar. Tarım Bakanlığı sistemi açmış, sistem açmış daha çok. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin Dağ, amacımız 2017 yılında neler yaptık, çiftçimizle ilgili 2018 hedeflerimiz ne, hangi konular hakkında nasıl bir değerlendirme yapacağız? Daha çok 2018 yılının değerlendirme toplantısını yapmış olacağız dedi. Sivas tarım ve hayvancılık şehri olmasından dolayı da yaklaşık 15 tane ilçe oda başkanımızla beraber toplanmış bulunmaktayız. Amacımız Sivas tarımını, hayvancılığını daha çok nasıl ileriye götürürüz, eksiklerimiz nelerdir? Bu da kendi aramızda istişare yaparak ilgili yerlere bu konular hakkında bilgi vermek ve kendilerini aydınlatmak ve neler yapılacağını da o insanların, siyasiler ve Tarım Bakanlığı, ilçe müdürlükleri hakkında da ortaklaşa çalışmak ve amacımız da Türk çiftçisinin ve Sivas çiftçisinin hayvancılığını daha ileriye nasıl götürmesi için yapacağımız bir çalışmalar var. Zeytin Dalı operasyonuna tüm çiftçiler olarak tam destek verdiklerini ifade eden Çetin Dağ, Zeytin Dalı harekatına başlayan şanlı Türk ordumuzu Rabbimiz muzaffer eylesin. Bölgemizde istikrarın, adaletin, bağımsızlığın en büyük savunucusu olan Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı ordusu, kalleşleri ve hainleri temizlemek için iman dolu yüreğiyle sınırı geçti dedi. Afrin Zeytin Dalı operasyonu, Türk ordusunun başlattığı bir operasyonumuz var. Ben burada da Sivas Ziraat Odaları Başkanları olarak tüm değerli başkanlarımızla beraber de şunu demek istiyoruz. Zeytin Dalı hareketine başlayan şanlı Türk ordumuzun Rabbimiz muzaffer eylesin. Bölgemizde istikrarın, adaletin, bağımsızlığın ve en büyük savunucusu olan Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı ordusu kalleşleri ve hainleri temizlemek için iman dolu yüreğiyle sınırı geçti. Sivas çiftçileri olarak nerede ihtiyaç duyulursa, ordumuzun hangi birimine gerekli ve uygun görülürse göreve hazır olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz. Bağımsızlığı için yedi düvele kafa tutan Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları, her Türk asker doğar sözünü tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz dedi. Söz konusu vatan olduğunda sınırlarımızın kalleşlere ve hainlere dur diyerek milyonlar iman dolu yüreğe sahip çiftçilerimiz ile cepheye koşmaya hazırız. Sivas, Büro Memur Sen, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı ülkemizin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve şanlı ordumuzun yanında olduklarını ifade etmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Büro Memur Sen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu Zeytin Dalı operasyonuna destek olduklarını ve Türk ordusunun yanında olduklarını belirtmek için kent meydanında basın açıklaması yaptı. Büro Memur Sen Şube Başkanı Metin Özcan, bu harekatın zorla terör kamplarına kaçırılan çocukların ve ailelerin özgürlüğü, PKK-PYD tarafından sürülen diğer topluluklarında yurtlarına kavuşmalar anlamına geleceğini sözlerine ekledi. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı ülkemizin başlattığı Zeytin Dalı harekatına destek vermek, kahraman ve şanlı ordumuzun yanında olduğumuzu haykırmak için buradayız. Büro Memur Sen Şube Başkanı Metin Özcan, Zeytin Dalı Harekatı'nın terör örgütlerinin bölge insanına karşı uyguladığı baskı ve şiddetin sonlandıracağını vurguladı. 11. gününde olan harekat kapsamında yüzlerce terör yuvası yok edildi ve yaklaşık 500 terörist etkisiz hale getirildi. Değerli basın mensupları, daha sonra ülkemiz ve ordumuz için dua edildi. Zira onlar sırtı uğurda kendi rahatlıklarını terk ettiler. Hatta canlarını dahi bu yolda fedaya hazır eylediler. Şu anda dahi canlarını esirgemeden mücadele ve mücadelelerinde bulunan rızayı ilahiye kavuşmaya çalışan mücahit askerimize güç ve kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Sivas'ın Kangal ilçesinde özel bir fabrikada çalışan Neşat Gülmez, açık alan tilkiyi beslerken çektiği videonun sosyal medyada ilgi görmesi ve haber bültenlerinde yer almasıyla gündeme geldi. Bugün ise SRT mikrofonlarına açıklama yapan Gülmez, hayvan sevgisinin çocuk yaşlarda verilmesi gereken önemli bir eğitim olduğunu kaydetti.
Sivas'ın Kangal ilçesinde özel bir fabrikada çalışan Neşat Gülmez, aç kalan tilkiyi beslerken çektiği videonun ardından adından söz ettirdi. Evet sayın seyirciler, kış aylarında örnek bir davranış Neşat Bey'den gelmekte. O yiyeceğini ikiye bölüp kedisine, tilkisine, doğada kim aç kaldıysa onlarla bölüşmekte. Geçtiğimiz günlerde onun bir videosu yayınlanmıştı ve herkes çok beğenmişti. Tilkiyi besliyordu. Şimdi TRT'de kendisinden öğrenelim olayı. Yaban hayvanlarla iletişimim çocukluktan geliyor. Biz köy kökenli olduğumuz için hayvanlarla iç içe, onları güderken, kuzu yerken, otlatırken sürekli hayvanlarla karşı karşıya geliyorduk. Daha sonra 20 yıl kadar haritacılık yaptım. Doğayla iç içeydim. Orada mesleğim gereği dışarıda arazide dolaşırken değişik türde hayvanlarla karşılaştım. Ve bunlarla gittikçe samimi olmaya başladım. Onlara gittikçe yiyecek götürüyordum. Onlar da bana yaklaşıyorlardı. Böyle bir iletişim kurdum. Baktım çok hoşuma gitti, bunu ilerlettim. Çalışma ortamında çok farklı canlılar gördüğünü ifade eden Gülmez, bazen bir kekliğin de bize ihtiyacı olduğunu görüyorum, bazen de bir kedinin. Bizler her zaman her canlıya elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız dedi. Şu anda değişik hayvanlarım var, işte doğada keklikler olsun, kartal olsun, küçük kuşlar olsun, tilki olsun. Bir tane tilkim var mesela. Onun annesi de, onu da tanıyorum, o da kış aylarında ona yiyecek götürmüştüm. Buna iki tane yavrular olmuştu. Bir tanesi şantiyemiz içinde dolaşırken gördüm. Daha sonra buna yiyecek götürmeye başladım. Uzaktan bırakıyordum önce yiyeceği. Ben uzaklaşıyordum ki çünkü doğal hayata fazla müdahale etmeyelim diye. Evet, kediler geçen haftalarda işte işten çıkıyordum. Bizim arkadaşım bir tanesi geldi, dedi ki Neşet abi, dedi, işte bir kediyi gördük. 4-5 saattir orada duruyor. Bunu alsan sen alırsın oradan. Sen almazsan şimdi biraz sonra eve gideceksin. Mesaim bitiyor. Bu burada sabaha kadar donar dedi. Ben dedim ki bana bu tür şeylerle gelmeyin, beni üzülüyorum, bakın şimdi ben onu almak zorundayım şimdi dedim, ben onu bırakamam falan. Gittik işte merdiven falan bulduk diğer yerlerden. Çıktım, biraz güç oldu ama kediyi indirdik, hatta ellerinde izleri de falan duruyor ama sonuçta indirdik. Hadi bakayım. Hadi. Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve özellikle doğal yaşamda en çok hayvan türlerinin bulunduğu Hafik Gölü buz tut. Gölün buz tutmasıyla birlikte kartpostallı görüntüler de ortaya çıktı. Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan göl soğuk havanın etkisiyle dondu. Sivas genelinde hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Afik ilçesinde 2 kilometre mesafede bulunan, piknikçilerin ve doğa severlerin uğrak yeri olan Afik Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle dondu. Buz tutan gölün çevresinde kartpostallık manzaralar oluştu. Buz tutan gölde yaşayan sakar mekelerse göl çevresinde buz üzerinden açılan deliklerden suya girebiliyor. Gölün çevresinde yaşayan vatandaşlar havanın çok soğuk olduğunu ve her yıl gölün yılın bu zamanlarında buz tuttuğunu söyledi. İlçesi 3000, yaklaşık 3000 nüfusu olan bir ilçe. Göleti var. Göleti donmuş, pek fazla görülebilecek bir şey değil. Hava sıcaklığı da -10 derece civarında bulunmakta şu anda. Çok soğuk, ellerimizi, evet. Gölün büyük bir kısmı donmuş, işte
Çok küçük bir kısmı da donmak üzere. Kayıttayım. Divri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı. Uzun bir süredir oda başkanlığını yürüten Gömer Gürel, tek listeyle girdiği seçim sonucunda üyelerin tam desteğini alarak güven tazeledi. Divri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı. Uzunması, 4 başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 5 milletin... Uzun bir süredir oda başkanlığını yürüten Ömer Gürel, tek listeyle girdiği seçim sonucunda üyelerin tam desteğini alarak güven tazeledi. Kıymetli üyelerimiz, saygıdeğer misafirimiz, odamızın genel kuruluna hoş geldiniz de saygılar sunarız. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin üst katında gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını SESOP Başkanı Beşir Köksal yaptı. Günden bugüne kadar odamızın ve esnaflarımızın menfaatlerini düşünerek siz üyelerimize en iyi bir şekilde hizmet vermeye çalıştık. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan SESOP Başkanı Beşir Köksal, esnaf ve sanatkara en güzel hizmeti yapabilmek için bu göreve talip olan oda başkanlarının büyük bir fedakarlık yaparak esnafına hizmet ettiğini ifade etti. Bağkur'dan emekli olan esnaf sanatkarımızdan sosyal destekleme primi adı altında %15 kesinti yapıyorlardı. Onu kaldırıldı. Divri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Gürel de görevde bulunduğu süre içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek esnafa güzel hizmetler yapmaya gayret gösterdiğini söyledi. İlçemizde bulunan komisyonların odamızı temsil etmek üzere yönetim kurulumuzun komisyon üyelerini atamış olup bu komisyonlarda esnafımıza ve ilçemize, halkımıza faydalı olmaya çalıştık. Dilek ve temenniler bölümünden sonra tek listeyle gidilen seçim sonrasında Ömer Gürel bir kez daha başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sunar. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sundu. Evinin ihtiyacını şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla fırsatı ile STM mağazaları hava durumunu sunar. Evinin ihtiyacını şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla fırsatı ile STM mağazaları hava durumunu sundu. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın. Eski telefonunu alıp yerine yenisini veren STM mağazaları ana haberi sundu.